Sayın milletvekilleri, bu dönemde yüzlerce, binlerce yurttaşımız terör eylemlerinde yaşamını yitirirken bu sorunu çözmekle yükümlü olan başbakan, canlı bombaların listesi elimizde. Ama gerçek bir eyleme dönüşmedikçe bu kişileri tutuklayamıyoruz diyerek bu eylemlere göz yumduğunu ve seyirci kaldığını itiraf etmiştir. Aynı başbakan, bombalar patladıkça oylarımız artıyor diyerek durumdan memnuniyetini ifade etmiştir. Bu sözlerden ifade bulunduğu üzere yakın tarihimizde terör ve şiddet belirgin şekilde siyasetin bir aracı, argümanı olarak görülmüş ve değerlendirilmiştir. Terör eylemlerinin yarattığı toplumsal tepki üzerinden siyasal sonuçlar aranmış ve bulunmuştur. Parlamentonun yapısı ve iktidar bu sonuçlar üzerinde şekillendirilmiştir. Bugün terör örgütlerinin eylem ve katliamlarının yanı sıra iktidar da ülkede şiddeti aynı terör eylemlerinde olduğu gibi bir korku iklimi yaratmak ve bundan siyasi sonuçlar elde etmek üzere kullanmaktadır. Bugün sayın milletvekilleri yine Ankara sokaklarında iktidarın uyguladığı şiddet ve terör iklimi vardı. 10 Ekim'de iktidarın izleyip gözmezden geldiği o kahpe katliamda yitirdiğimiz 102 barış güvercinin yakınları ve katliamda yaralanmış olanlar Ankara Garı'nın önünde yakınlarını anmak ve o kahpe katliamı zihinlerde diri tutmak için bir araya geldiler. Ancak Ankara'nın dört tarafını abluka altına almış, adeta hareket için seferber olmuş bir ordu görüntüsündeki binlerce polis, 60-70 kişilik acılı insanlara vahşice saldırıp gaza boğarak, plastik mermi sıkarak onları dağıttılar. Bir sürek avı yapar gibi bu müdahaleden kaçan insanların sığındıkları inşaat mühendisleri odasının binasını gaza boğdular. Sonuçta kimseyi patlamanın gerçekleştiği anma noktasına sokmadılar. Özetle iktidar bu katliamda kimin yanındaydı? Net bir şekilde bugün Ankara sokaklarında bunu gösterdi. Sayın milletvekilleri, hukuk dışı her türlü zorlama suçtur. Bu ister terör örgütü, ister devletin güvenlik görevlileri yapsın, bunun hesabını vermelidir. Terörün ve şiddetin her türlüsünden vatandaş bıkmıştır, usanmıştır. Bu ülkede yüzlerce, binlerce katliam yaşandı. Cinayet işlendi. Tüm bunlar ya zaman aşımına uğradı ya da faili meçhul kaldı. İşte bu yüzden yeni katliamlar birbirini izledi. Bunları açığa çıkarma yükü bu meclisin sırtındadır. Tüm bu yaşananlara ilgisiz ve sorumsuz kalamazsınız, davranamazsınız. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Bu sözlerin, bu dizelerin sahibi, bu toprakların çağdaş Homeros'u, Büyük Çınar, Yaşar Kemal'in sözleriyle o barış güvercinlerini ben bir